Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Yine icra ve iflas kanununda değişiklik yapıyoruz. Herhalde 400'e yakın değişiklik yaptık. Ne hedefliyorsunuz anlamış değilim. Çünkü çok kısa bir süre sonra hazırlık komisyonunda daha köklü bir değişiklik meclise gelecek. Siz ekonominin icra ve iflas kanununu değiştirerek düzeleceğini sanıyorsunuz. Oysa icra ve iflas kanunu kötü giden bir ekonominin sonucudur. Bakın 30 milyona yakın icra dosyası var. Yüz binlerce iflas dosyası var. Yaptığınız değişikliklerle ülkedeki ekonomiyi düzeltemezsiniz. İcra dairelerinin yükü ortada. Temel kanunlarda o kadar çok değişiklik yapıyorsunuz ki, ceza kanununun maddeleri değişmiş. 200'ün üzerinde ticaret kanunu değişmiş. 200'ün üzerinde medeni kanun değişmiş. Yani artık insanlar kanun kitabı çıkarmıyor. Çünkü 3 ayda bir bu ülkede kanun değişiyor. Temel yasalarla bu kadar oynanmaz. Şimdi gelen maddelere bakıyorum. İnsanların hayatını kolaylaştıracak hiçbir madde yok. 2 yıl önce bir kanun teklifi vermişim. Nasıl emeklinin maaşına haciz koyamıyorsak, gelin askeri ücretlinin maaşına da haciz koyulmasın. Neden? Çünkü emekli nasıl o parayla sadece geçimini sağlayabiliyorsa, o işçinin de askeri geçinebileceği ücrettir asgari ücret. 2 yıldır gelmiyor. Getirin bunu. Milyonlarca askeri ücretli icrada. Bu askeri ücretler 2825 lira maaş almıyor. Bakın 2100 lira maaş alıyor. 1/4'ü kesiliyor sürekli. İnsani bir uygulama değil bu. Diğer bir durum. Ya 100 bin lira maaşı olanın da 1/4'ünü kesiyorsunuz. Asgari ücretlinin de 1/4'ünü kesiyorsunuz. Bu hakkaniyetli bir şey değil. Ha niye bunu yapmazsınız? Bankalardan, varlık şirketlerinden, finans kurumlarından çekindiğiniz için. Bankaları düşünmeyin. İşçiyi düşünün. Bakın zaten bu asgari ücretli maaşıyla sadece 10 gün geçinebiliyor. Ve haciz var. Değerli arkadaşlar, ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama en çok grup başkan vekiliniz farkında herhalde ekonominin. Emekli, işçi, asgari ücretli karnını doyuramıyor. Biz sokağa çıktığımız zaman gerçekten sizin adınızda yüzümüz kızarıyor. Çıkın, çıkın sokağa. Bir görün insanların halini. Milyonlarca insan icrada, icra kapılarında. Belki çıkarsanız sizin yüzünüz kızarır, bizden bu yükü alırsınız. Gerçekten çok kötü bir durum var. Yani Sayın Cahit Özkan Japonya örneği verdi. Evet güzel bir örnek. Dedi ki ya Japonya'da 1 yen 114 yen 1 dolar. 22 yıldır böyle. 22 yıldır böyle. Madem böyle güzel örnekler veriyorsunuz. Japonya'da kişi başına düşen milli gelir 44 bin dolar. Benim ülkemde 8 bin dolar. Bunu örnek verin. Japonya dünyaya araba satıyor. Bakın Sayın Özkan, Japonya dünyaya araba satıyor. Japonya'da kamu araçlarının toplam sayısı 10 bin. Benim ülkemde 120 bin. Bunu örnek verin. Bir şey daha söyleyeyim. Az önce etikten bahsettiniz. Tartıştınız. Japonya Tarım Bakanı, adı da garip, Toshikatsu Matsuoka, yolsuzluk iddiaları üzerine intihar etmiş. Yine başbakanın bir bürokratı, başbakanın yolsuzluk iddialarını kapattığı için intihar etmiş. Ben intihar edin demiyorum. Ama Japonya'yı örnek alıyorsan, almaya kalkarsan, vallahi sizdeki bakanların çoğu intihar eder. Birçoğu intihar eder. Yani Japonya'dan örnek vermek güzel. Güzel. Ama bir bakın ekonomisine. Bir Türkiye'ye bakın. Gerçekten benim ülkemde emekli, işçi, askeri ücretli geçinebiliyor mu? Sokağa çıkmaktan bahsediyorsunuz. Kayseri'ye gidiyoruz, Siirt'e gidiyoruz, Edirne'ye gidiyoruz. İnsanlar gerçekten çok kötü durumda. Lütfen
Asgari ücretten bahsediyorsunuz. Japonya'da bir asgari ücretli 300 kilo et alıyor. Senin asgari ücretin 38 kilo et alabiliyor. 1,5 ton yağ alabiliyor. Senin asgari ücretin 200 kilo yağ alabiliyor. Her konuda böyle. Bence ekonomi konusunda bir kitap yazmanızı bilmem ama okumanız mutlaka gerekli. Güzel bir haber gördüm. Onu da söyleyeyim. Bursa'da bir engelli kızımız burnunun ucuyla elleri olmadığı için kitap yazmış. Keşke burnunun ucunu görebilenler de böyle bir güzel kitap yazsaydı belki ülke bu durumda olmazdı. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.